Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bugün size tanıtmak istediğim kitap Bertrand Russell'ın Felsefe Sorunları isimli eseri. Bertrand Russell'ın Felsefe Sorunları isimli eseri Say Yayınlarından çıkmış eser. Kapağını da şöyle bir göstereyim size, bir aşinalık olsun. Evet, kapağı da göründüğü kadarıyla böyle bir kapak. Efendim kitabın içindeki alıntılarımı okuyayım. Kitap felsefeye giriş niteliğinde bir esermiş. Öyle meşhurmuş. Fakat biz girişten bile o kadar uzağız ki kitabın çoğunda ben mesela metne seyirci kaldım. Çoğu mevzuyu anlayamadım ama istifadesiz de kalmadım. İlla bir şeyler yakaladık, kendimizce almaya çalıştık. Zaten alıntılarımı okurken fark edeceksiniz. Kitap biraz alanıyla ilgililere hitap ediyor. 25. sayfa. Dünyada mantıklı görünen hiç kimsenin şüphe duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var mıdır? Dünyada mantıklı düşünen hiç kimsenin şüphe duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var mıdır? İlk bakışta pek de zor görünmeyen bu soru, gerçekte sorulabilecek en zor sorulardan biridir. Kaçamaksız ve inanılır bir yanıtın yoluna çıkan engelleri saptadığımız anda, felsefe çalışmalarına iyice girmiş oluruz. Çünkü felsefe böyle en uç soruları yanıtlama girişiminden başka bir şey değildir. Ve bunu bizim günlük yaşamda, hatta bilimde yaptığımız gibi gelişigüzel ve dogmatik biçimde değil, eleştirici bir görüşle, bu tür soruları görülmez, çözülmez yapan her şeyi açıkladıktan ve bizim sıradan düşüncelerimiz altında yatan belirsizlik ve karışıklığı saptadıktan sonra yapar, diyor. Felsefeyi tarif ederek başlıyor. Devam ediyoruz. Geldik 27. sayfaya. Şöyle bir yerden alayım. Uygulamadaki birçok amaç bakımından bu ayrımlar önemsizdir. O ayrımları bir önceki sayfada anlattı. Fakat ressam için çok önemlidir. Ressam nesnelerin sağduyunun gerçekten öyle dediği renklerde olduğunu kabul etmek alışkanlığından kurtulmalı ve onları oldukları gibi görme alışkanlığı edinmelidir. Mesela portakal ne renk? Şu renk. Hayır, sen nasıl görüyorsun? Mesela bulunduğun ortamda gölgeli mi gölgesiz mi, orada o renk nasıl ayrılıyor? Ona yoğunlaşman lazım. Genel geçer bilgiye değil, orada sen hakikaten neye şahitsin? Onu düşünmen lazım, diyor. Hakkını vermek için ressamların. Gerçekten öyle dediği renklerde olduğunu kabul etmek alışkanlığından kurtulmalı ve onları oldukları gibi görme alışkanlığı edinmelidir. Burada felsefede en çok sıkıntı doğuran ayrılmalardan birinin başlangıcına varmış oluyoruz. Görünüş ile tırnak içinde gerçek arasındaki nesnelerin nasıl göründükleriyle ne oldukları arasındaki ayrılma. Çok ilginç. Ressam nesnelerin nasıl göründüğünü iş gören adamla filozof onların ne olduğunu bilmek ister. Fakat filozofun buradaki isteği iş gören adaminkinden daha güçlüdür ve filozof soruları yanıtlamanın güçlüklerini bilmesi yüzünden daha sıkıntılı durumdadır. Hani filozof diyor, şeyin gerçeği ne, hakikati ne? Bu bilgiye diye ulaşmaya çalışır. O yüzden diyor işi daha zordur. Göründüğüyle gerçek arasındaki farkı yakalamaya çalışıyor filozof. 31. sayfaya geldik.
Burada Berkeley'in görüşleri anlatılıyor. Nereden başlasam, nasıl alsam, şöyle bir yerden alayım. Berkeley'den beri başka filozoflarda masanın var olmasının benim onu görmeme bağlı olmamakla birlikte herhangi bir zihnin çizgi içinde bunu Tanrı'nın zihni olması gerekmez. Bu daha çok evrenin ortak zihni olarak düşünülür. Nasıl oluyorsa. Onu görmesine ya da onu başka duyumla algılamasına bağlı olduğunu öne sürdüler. Yani zihin olmadan, şahit olucu olmadan şahit olma gerçekleşmez ya da var olma gerçekleşmez noktasına gelmişler. Bunun kuantum fizikçileri de söylüyor şimdilerde. Onlar da atom altı alemde şahit oldukları garipliklerden dolayı böyle bir noktaya gidiyorlar. Michio Kaku'nun kitaplarında bu bahsi çok görürsünüz. Onları da paylaştım belki. Bunu öne sürerken onlar da Berkeley gibi özellikle zihinlerle onların düşünce ya da duyguları dışında hiçbir şey ya da hiç olmazsa gerçek olduğu bilinen bir şey bulunamayacağını düşünüyorlardı. Onların görüşlerinin desteği olarak ortaya koydukları kanıtlamaları şöyle özetleyebiliriz. Düşünülebilen her şey onu düşünen kişinin zihnindeki bir idedir. Öyleyse zihinlerdeki idelerden başka hiçbir şey düşünülemez. Bu durumda idenin dışında hiçbir şey kavranamaz, kavranamayan şey de yok demektir, diyorlarmış onlar. Burada Descartes'in bir şeyi var. Şöyle bir yerden başlayayım. Fakat kendi varlığına ilişkin bir şüphe olanaksızdı. Çünkü var olmasa kötü peri de onu aldatamazdı. Şüphe ediyorsa var olması gerekti. Ne türden olursa olsun bir deneyi varsa kendisi de var demektir. Yani kendisini deneyleyebiliyor demektir. Böylece kendi varlığı onun için bir salt inançtı. Düşünüyorum öyleyse varım diyordu. Cotico ergo sum. Ve bu inanç üstüne şüphesinin yıkmış olduğu bilgi temelini yeniden kurmaya girişti. Şüphe yöntemini bulmak ve en kesin şeylerin öznel şeyler olduğunu göstermekle Descartes felsefeye büyük bir katkıda bulundu. Bugün de onu konumunun bütün araştırıcıları için yararlı kılan bu katkıdır. Geldik 56. sayfaya. Gene Berkeley konusuna geldik. Şöyle bir yerden biraz okuyayım. Az önce okuduğumuz mevzuyu da biraz açabilir. İdealizmin savunulmasında kullanılan dayanaklar genellikle bilgi kuramından yani nesnelerin onları İdealizmin savunulmasında kullanılan dayanaklar genellikle bilgi kuramından yani nesnelerin onları bilebilmemiz için gerçekleştirmeleri gereken koşullar üzerine bir tartışmadan türetilmiştir. İdealizmi böyle bir temele oturtmak için ilk önemli girişim Psikopos Berkeley'den geldi. Önce geniş çapta sağlam kanıtlarla bizim duyu verilerimizin bizden bağımsız bir varoluşları olduğunun kabul edilemeyeceğini, bunların en azından bir bölümüyle tatılmadıkça, koklanmadıkça, dokunulmadıkça, işitilmedikçe ya da görülmedikçe varoluşlarını sürdüremeyecekleri anlamında zihnin içinde bulunmaları gerektiğini kanıtladı. Buraya dek kanıtlarının bir bölümü için öyle olmasa bile savları hemen hemen kesinlikle doğruydu. Fakat buradan öteye bizim algılarımızın bizi varlıklarına inandırabilecekleri şeylerin yalnızca duyu verilerimiz olduğunu bilmenin bir zihin içinde bulunmak yani zihinsel olmak anlamına geldiğini kanıtlamaya gitti. Buradan da bir zihin içinde bulunmayan hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ve benim zihnimde bulunmadan bilinen her şeyin başka bir zihinde bulunduğu sonucuna vardı. Diyor, devam ediyor buradan biraz atlıyorum. Bundan sonra genel nesneleri bir ağacı ele alır diyor. Örneğin bir ağacı ele alır. Bir ağacı algıladığımızda dolaysız olarak bildiğimiz her şeyin sözce onun verdiği anlamda idelerden oluştuğunu gösterir ve ağaçta algılamanın dışında gerçek bir şey bulunduğunu varsaymak için en cılız bir dayanak bile bulunmadığını öne sürer. Varlığı algılanışından gelir der.
varlığı algılanışından gelir der. Algılamasak var da değil. Skolastiğin Latincesinde essesi percibidir. Bir gözümüzü kapadığımızda ya da ağacın yakında hiçbir insansal varlık bulunmadığında da ağacın varlığını sürdürdüğünü tümüyle kabul eder. Fakat bu varlık sürdürmenin Tanrı'nın onu algılamayı sürdürmesinden ileri geldiğini söyler. Bizim fiziksel nesne dediğimiz gerçek ağaç, Tanrı'nın zihnindeki idelerden oluşur. Bu ideler az çok bizim ağacı gördüğümüzdeki idelere benzer. Fakat bunlar ağaç varlığını sürdürdükçe Tanrı'nın zihninde sürekli olarak bulunurlar. Elbette bu ifadeler Müslümanca değil. Ama şöyle bir yerden hakikate yaklaşıyor gibi hissediyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde mevcut olmaları, onların ol emrine muhatap olmaları varlıktaki asıl suretlerini şekillendiriyor. Bizim bilişimiz ise onlardan bizim algımıza düşen iz düşümlerden oluşuyor. Yani biz nefsül emirde nasıl olduğunu Cenab-ı Hak gibi haşa sümme haşa bilemiyoruz varlığın. Yani Cenab-ı Hakk'ın nazarı alasından o varlık nasıl görünüyor, nasıl biliniyor, nasıl duyuluyor? Bunları elbette biz bilemiyoruz. Bizim daha sınırlı güzelliğimiz içinde, sınırlı idrakimiz içinde, sınırlı duyuşumuz içinde algıladığımız bir varlık var. Bizim alemimizde o şekilde var oluyor. Büyük alemde de Allah'ın ilmiyle, bilişiyle bu eserler var oluyor diye düşünebiliriz diye böyle bir fehmime yaklaştırdım ben. Geldik 65. sayfaya. Bu da ilginç mesela. Biz yalnızca, bir cümle okuyayım bunu. Biz yalnızca şeylerin farkına varmayız. Bu farkına varmanın da farkına varırız. Biz yalnızca şeylerin farkına varmayız. Bu farkına varmanın da farkına varırız. Devamında güneşi örneğini veriyor. Yani bir şeyi bildiğimiz anda diyor biz bildiğimizin de farkına varıyoruz. Bilmek iki farkına varmayla birlikte gerçekleşiyor diyor. Mesela cümleyi okuyayım bari bir tanesini. Güneşi gördüğümde çokluk, güneşi gördüğümün bilgisine varırım. Bir besin istediğimde bu besin istediğimden de bilgim olur. Bu durumda besin isteyişim benim tanıdığım bir nesne olur diyor ve devam ediyor yani. Geldik 77. sayfaya. Bu da mesela kitapta en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi. Yani deneysellik tüme varımsal bilgiyi doğru çıkarır mı üzerine bir şey. Nasıl bir yerden başlayalım? Şuradan başlayalım. Devim yasalarının bir de şöyle bir şey, bir eleştiri. Kitabın dili o kadar uydurukça diyoruz ya biz böyle Farsçadan, Arapçadan arındırılmış, hatta Türkçenin eski ifadelerinden bile arındırılmış. Yeni uydurukça bir Türkçe oluşturulmuş. Mütercim gerçi ölmüş ama yani arkasından konuşmak olacak. Bu dili öyle bir kullanmış ki Vehbi Hacı Kadiroğlu. Yani öyle bir dil kullanmış ki kelimelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Devim ne? Devim ne mesela? Önce onu öğrenmeniz gerekiyor. Halbuki biraz daha bizim normal gündelik yaşamda en azından kullandığımız dile yakın kullansaydı daha kolay anlaşılabilirdi. Bu kadar az istifademiz olmazdı. Devim yasalarının etkinliklerini sürdüreceklerine inanmak için tek sebep bizim bilgimizin ulaşabildiğince eskilerden beri bunu sürdürüp gelmiş olmalarıdır. Geçmişten gelen tanıt yığınlarından, tanıt, güneşin doğuşunu destekleyenlere bakışla devim yasalarını destekleyenlerin çok daha büyük olduğu da ayrıca doğrudur. Çünkü güneş doğması devim yasalarının gerçekleşmelerinin yalnızca bir özel durumudur ve sonsuz sayıda böyle özel durumlar vardır. Fakat gerçek soru şu, geçmişte bir yasanın herhangi bir sayıda gerçekleşmiş olması, gelecekte de gerçekleşeceğinin tanıtını sağlar mı? Kanıtını mı demek istiyor acaba? Tanıtın ne demek? Sağlamazsa da yarın güneşin doğacağını ya da ilk yemekte yiyeceğimiz ekmeğin bizi zehirlemeyeceğini ummak için ya da günlük yaşamımızı dengede tutan belli belirsiz bilinçli bekleyişlerden herhangi biri için bir dayanağımız kalmayacağı açıktır. Görülmüş olması gerekir ki bütün bu beklenenler yalnızca olasıdır. Onların gerçekleşmeleri gerektiği bakımından bir kanıt aramamalıyız. Arayacağımız tek şey yalnızca bunların gerçekleşecek gibi olduklarını destekleyen bir sebeptir. Yani tecrübe,
Kitabın gerisinde de buna dair bilgiler var. Tecrübe şu an olanı söylüyor bize diyor, deney veya. Ama bu bir sonrakinin de böyle olacağını garanti etmiyor. Diyelim ben işte bir arkadaşımı ziyarete gittim, 1000 kere gittim, 1000 kere de bana çay ısmarladı. Ama 1001. kere gidişimde çay ısmarlayacağını garanti etmez bu. Bizim diyor fizik yasalarına dair tespitlerimiz de aslında böylesi bir iyimserliğe dayanıyor, bir ümide dayanıyor, bir olasılık sadece aslında diyor. Onun kırılmasına felsefi açıda imkan var. Güneş her zaman doğuyor, doğudan doğuyor, o örnek de verilmiş. Ama diyor yarın doğmayacağı mümkün, imkan olarak var. Ona diyor kesin bilgi olarak bakmamak lazım diyor. O olasılık, yüksek bir olasılık olarak oluyor diyor. İşte o bilimsel kesinliği eleştiriyor burada. Devam ediyoruz. Geldik 79. sayfaya. Geldik 79. sayfaya. Dilim yine dönmemeye başladı. Başlangıçta iki şeyin sık sık bir arada bulunup ayrı ayrı hiç görülmemelerinin kendiliğinden ilk örnekte de birlikte bulunacaklarını kesin biçimde kanıtlamaya yetmeyeceğini kabul etmek gerek. En çok umabileceğimiz bu şeyleri bir arada ne denli çok görmüşsek başka bir kez de bir arada bulunacakları o denli olasıdır. Bak olasılık diyor bu ancak. Ve bu birlikte bulunmalar yeterli bir sayıyı bulmuşsa olasılık hemen hemen kesinliğe ulaşır. Kesinliğe hiçbir zaman ulaşamaz çünkü çok sayıda yinelemelere karşın kimi kez sonunda boynu burulan piliçte olduğu gibi bir sakatlık çıkarabileceğini biliyoruz. Demek bütün bekleyebileceğimiz şey ancak olasılıktır. İşte az önce söylediğimiz. Geldik 81. sayfaya. Gene aynı mevzu. Bununla birlikte tümevarımsal ilkenin deneye başvurarak kanıtlanması da olanaksızdır. Deneyden geçmiş tümevarımsal ilkeleri yalnızca anlaşılabilir biçimde sağlamlayabilir. Yoksa deneyden geçmemiş durumlar bakımından denenmiş olandan denenmemiş olanı çıkarımını doğrulayabilecek tek şey tümevarımsal ilkedir. Yani bu bir kere böyle oldu, hep böyle olacak. Bunu diyor bir inanç olarak kabul etmezsek, bu bir inançtır diyor, bu diyor şey değildir, kesinlik değildir, bu bir inançtır. Yani kesinliği inançtan gelir diyelim ya da. O olmazsa diyor, sadece o an için öyle olduğunu kanıtlar deney diyor. Deneyden geçmiş tümevarımsal ilkeleri yalnızca anlaşılabilir biçimde sağlamlayabilir. Yoksa deneyden geçmemiş durumlar bakımından denenmiş olandan denenmemiş olanın çıkarımını doğrulayabilecek tek şey tümevarımsal ilkedir. Deneye dayanarak geleceğin ya da şimdi ile geçmişin denenmemiş bölümlerinin tartışmasını yapan bütün kanıtlamalar tümevarımsal ilkeyi gerektirir. Yani savımızı kanıtlanmış saymadıkça tümevarımsal ilkeyi kanıtlamak için deneyi kullanamayız. Deneyi kullanamıyoruz. Deney sadece kendi yapıldığı andaki şeyi kanıtlıyor. Biraz atlıyorum. Bilimin yasanın egemenliğine ya da her olayın bir nedeni olduğuna inanmak türünden genel ilkeleri de tümüyle günlük yaşantılarımızdaki inançlar gibi tümevarımsal ilkeye bağlıdır. Bütün bu genel ilkelere inanılmıştır çünkü insanlık bunların doğrulukları üzerine sayısız örnekler görmüş. Fakat yanlışlıklarının tek örneğini görmemiştir. Fakat bu tümevarımsal ilke kabul edilmedikçe bütün onların gelecekteki doğruluklarına dayanak sağlamaz. Güzel. Bu benim mesela çok hoşuma gitti. Yani yaratıcılığı sebepleri verenlere de şey yapıyor. Yani kesin değil ki öyle olacağı. Hangi kesinlikle bunu söylüyorsun? Elmayı ağaç yarattı diyorsun. Süreç senin gözünde hep öyle tekrar ediyor ama bu senin gördüğün onun kesinlikle öyle olduğu anlamına gelmez. Devam ediyoruz. Geldik 92. sayfaya. Yine aynı mevzu. Bakın yazar ne kadar bu mevzunun üzerinde dönmüş. Bertrand Russell ne kadar bu mevzunun üzerinde dönmüş. Bu 2-2 daha 4 eder gibi a priori denilen genel önerilere bütün insanlar ölümlüdür gibi deneysel genellemeler arasındaki ayrılığı ortaya koyuyor. Birincisi bakımından tümden gelim usa vurmanın doğru kipidir. Oysa ikincisi bakımından tüme varım her zaman kuramsal olarak yeğ tutulur ve bizim elde ettiğimiz sonuca
daha büyük bir güven getirir. Çünkü bütün deneysel genellemeler kendi örneklerine bakışla da daha şüphelidir. Çünkü bütün deneysel genellemeler kendi örneklerine bakışla daha şüphelidir. Geldik 111. sayfaya. Burası da mesela soyutlama yeteneğimizle ilgili bir şey, ufuk açıcı. Şöyle bir yerden geleyim. İlk olarak tümel ne demek? İlk olarak tümellerin tanıma yoluyla bilinmesi üzerinde duralım. Başlangıçta açıktır ki biz ak, kızıl, kara, tatlı, ekşi, ağır, sert ve benzeri biçimindeki yani duyu verilerinden örneklenen nitelikteki tümelleri tanırız. Bir parça ak şey gördüğümüzde ilk adımda bu tikel ak şeyi tanımış oluruz. Fakat birçok ak şey gördüğümüzde bunların hepsinde ortak olan aklığı kolayca soyutlamayı öğreniriz. Ve bunu öğrenmekle de akı tanımayı öğrenmiş oluruz. Benzeri bir süreç bize aynı türden başka bir tümeli öğretecektir. Bu tür tümellere duyulur nitelikler denilebilir. Bunlar ötekilere göre daha az bir soyutlama çabasıyla kavranabilir ve öteki tümellere göre tikellere daha yakın görünürler. Şimdi bu tümel tikel meselesini kenara koyarak anladığımı söyleyeyim. Biz de beyaz bir şey görüyoruz, bize buna beyaz diyorlar. Bir şey daha. Biz bundan sonra beyazı nesnelerin üstünde bir tarifle tanımlayabilmeyi öğreniyoruz. Daha sonra başka bir şey daha gördüğümüzde birebir önceki nesnenin aynası olmasa bile o soyut anlama dayanarak, o tanımlanmış bilgiye dayanarak tarif edebiliyoruz. Onun kadar beyaz olmayabilir ama ona da beyaz diyoruz. Niye? Neye beyaz dendiğini öğrendik yani. Soyutlamakla bunu kastediyor diye anladım yazar. Geldik 119. sayfaya. Şöyle bir yerden başlayalım. Karşımızda gösterdiğimiz her sebep için yeni bir sebep soran direnici bir Sokrates bulunduğunu düşünelim. Bak, karşımızda gösterdiğimiz her sebep için yeni bir sebep soran direnici bir Sokrates bulunduğunu düşünelim. Elmayı kim yaratıyor diye sordun, ağaç dedin. Ağacı mesela soruyor sürekli. Öyle olduğunu nereden biliyorsun, ağacı kim yaratıyor falan, bu zincir devam ediyor. Er ya da geç, belki de çok geçmeden öyle bir noktaya sıkışırız ki, artık yeni bir sebep bulamadığımız gibi, kuramsal olarak bile ortaya konacak bir sebep kalmadığına hemen hemen kesinlikle inanırız. Yani öyle bir noktaya geliriz ki cevapsızlık sarar diyor bizi artık, sebeplerin sonu. O hudus ve imkan delilleri var ya, kelamdaki ona benziyor. Çünkü yaşamın ortak inançlarından başlayıp adım adım geri çekilerek bir genel ilkeye ya da bir genel ilkenin apaçık görünen bir örneğine varırız ki bunun artık daha açık bir şeyden çıkarılması olanağı yoktur. Günlük yaşam sorunlarının çoğunda yemeğimizin besleyici mi yoksa zehirli mi olduğu gibilerinde 6. bölümde tartışmasını yaptığımız genel ilkeye döneriz. Fakat bundan daha da geri gidiş olamaz gibi görünüyor. Diyor ve devam ediyor metin. Bir yerde diyor cevaplarımız bitiyor diyor yani. 130. sayfaya geldik. Tek bir cümle okuyacağım. Kıskançlık 3 kişi ister. Kıskançlık 3 kişi ister demiş yazar. Geldik 132. sayfaya. Bu da tek bir cümle okuyacağım ama çok güzel bir şey ya. Hani aslında mevzunun nereden geldiğini de anlatıyor da. Cümleyle idare edelim. Bir inanma eylemi doğduğunda birleştirici bağıntıyı inanmanın oluşturduğu bir karmaşık vardır. Karmaşık vardır diyor. Karmaşıklık demiyor. Karmaşık vardır. Ve özneyle nesneler inanma eyleminin anlamı aracılığıyla belli bir düzene sokulmuşlardır. Özneyle nesneler inanma eyleminin anlamı aracılığıyla belli bir düzene sokulmuşlardır. Yani inanmak varlığı bir ipe dizmek gibi. Bir inanç etrafında aslında bir hiyerarşi oluşturmuş oluyorsunuz. Varlığa bir nizam vermiş oluyorsunuz. İnanmak varlığa nizam vermek oluyor ya da o nizamı tanımak oluyor yani. İlginç bu da yani inanmak ve nizam arasındaki ilgi. Geldik 145. sayfaya. Burada Bertrand Russell Hegel'in mesela felsefesini anlatıyor.
Fakat Hegel ezel kavramı var ya bizim kaderi anlamada kilit öneme sahip. Manzara âlâ diyor üstad, geçmişi geleceği bir gören, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesi bu kader risalesinde, geçmişi geleceği bir gören manzara âlâ, onu sanki kafasında yaklaşmış ona. Ama Hegel buraya nereden geliyor? Biz diyor varlıkların tek, mesela Ahmet'i görmek değil aslında diyor. Ben diyor varlığın tamamının Ahmet parçasını, bir ağacın dalını görürsün ya, o ağacın dalını görmek ağacın tamamını görmek değildir. Biz de varlığın hangi parçasını görsek aslında tamamını görmüyoruz diyor. Zamanı da aşmış, mekanı da aşmış bir şekilde o bütünü görebilirsek ancak varlığının tamamı görülmüş olur. Ve o zaman o resme karşı sorular ortadan kalkar diyor. Şöyle bir yerden başlayarak ben okuyayım burayı. Böylece Hegel şu sonuca varır. Salt idea bir tek uyumlu dizgi oluşturur. Bu zaman ve uzamda değildir. Kötü bir yanı yoktur. Tümüyle ussal, tümüyle tinseldir. Bunlar artık ne demekse. Tanıdığımız dünyada bunun tersine herhangi bir görüşün tümüyle bizi bölümleri bölüntülü bir biçimde gören bakışımızdan geldiği mantıksal olarak Hegel'e göre kanıtlanabilir. Eğer evreni, işte geldi ki bu ezelin tanımı dedik ya, ya da ezele yakın bir şey dedik ya, eğer evreni Tanrı'nın onu gördüğünü kabul ettiğimiz gibi bir bütün olarak görebilseydik, uzam da, zaman da, özdek de, kötü de, bütün çatışma ve çabalar da ortadan kalkar ve bunların yerine bir öncesiz sonrasız, yetkin, değişmez bir birlik görürdük. Yani şer diyoruz, hayır diyoruz, kötülük diyoruz, iyilik diyoruz, çirkin diyoruz, güzel diyoruz. Bu diyor bizim parçalı görüşlerimizden kaynaklanıyor. Eğer resmin bütününü görsek bu tartışmaların anlamı kalmaz diyor. Biz de diyoruz ki evet, varlık hayır üzerindedir. Halk şer şer değildir, kesbi şer şerdir. Neden? Çünkü halk tek bir neticeye bakmıyor. Bizim cüz'i mübaşeretimize bakmıyor. Halk aslında bütün sonuçlara bakıyor. Büyük resme bakıyor. O açıdan halk hayırdır. Biz kendi cüz'i mübaşeretimizle onu şere çeviriyoruz. İşte bıçak hayırlı bir şey ama biz elimizi kesersek bize şer oluyor. Peki arkadaşlar, şurada bir iki cümle daha var, onları da paylaşayım ve bitireyim. Aslında bunları okumayacaktım, süreyi çok aşarım diye, ama çok da aşmamışım. Tek cümlelerle gitmeye çalışayım. Burası da 150. sayfa. Felsefi bilimden ayrı bir irdeleme alanı yapan şey eleştiridir. Felsefeyi bilimden ayrı bir irdeleme alanı yapan şey eleştiridir. Yine 151. sayfada diyor ki, felsefeyi oluşturan bu tür eleştiridir. Nasıl eleştiriymiş? Gerçekten bildiğine inanılabilip inanamayacağını kendi kendine sormaya dayanan eleştiriymiş yani felsefe. Bakalım başka çizdiğimiz var mı, öyle bir tek cümle okuyabileceğimiz. Felsefe ortaya koyduğu şüphelerin doğru yanıtlarını bize inandırıcı biçimde söyleyemese de düşüncelerimizi genişleten ve onları alışkanlıkların zorbalığından kurtaran birçok olanak ortaya koyabilir. Yine felsefe ile ilgili tek bir cümle paylaşmış oldum. Arkadaşlar, kitabı tekrar gösteriyorum. Bertrand Russell'ın Felsefe Sorunları, Say Yayıncılık'tan çıkmış. Kitabın tercümesi biraz sıkıntılı. Ne açıdan sıkıntılı? Yani o tabirler, kelimeler o kadar, bu işte uydurukça dediğimiz yeni Türkçe, ona göre yapılmış ki hani onları bir bilmek lazım ki burada ne anlatılıyor. Dil yabancı geliyor yani. Onun dışında da kitabın kendisinin bir ağırlığı var. Bir felsefe kitabı. Alanla ilgili olanlar okusun derim. Öyle herkesin keyifle okuyabileceği bir eser değil. Zorluyor. Ben dediğim gibi çoğu yerde seyirci kaldım. Bazı yerlerde işte böyle parça parça istifadelerim oldu. Ne diyelim, Cenab-ı Hak her okuduğumuzdan istifademizi ziyade eylesin. Bildiklerimizi ona emanet ediyoruz. İnşallah ihtiyacımız olduğunda bize iade eylesin. Peki arkadaşlar, bir kitaptan daha bu kadar. Başka bir kitapta, başka bir fosforlu kalem bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.